ayaklarını sarın mı abi? Sarın, evet. Benden aşağı görüntü vermem. Evet. Ağrı merkezde yaşıyorum normalde. Mevsimlik iş nedeniyle buraya göçtük. Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Karapınar köyündeydim. Çobanlık yapıyorduk, oranın çobanlığını üstlenmiştik. 21.06.2021 tarihinde böyle talihsiz bir olay geldi başımıza. Doğal afet yaşadık. Yıldırım çarpması. Akşam saat 5.30 civarıydı. Yağmurlu bir hava vardı. Gök gürültülü. Eve doğru gelirken hayvanlarla birlikte ben ve yanımda iki kardeşim. Köye yaklaştığımız sırada hani şimşek çaktığını gördüm. Az ilerlememle birlikte hayvanlarımın düştüğünü gördüm. Hayvanlar düştükten sonra zaten hayvandan sekken yıldırım parçaları bana da isabet etmiş. Kardeşim olayı fark edip hani köylüler haber vermiş. Zaten çarptıktan sonrası yok bende. Olayı hatırlamıyorum. Köylülerin yardımıyla da Horasan'a, Horasan'dan buraya sevk edildim. Şu an hani kalıcı hasar ne olur bilmiyorum. Söylemiyorlar da daha doğrusu. Hani herhalde motivasyonu düşürmemek amaçlı olsa. Ama ciddi yaralarımız var maalesef. Hani başımdan sol topuk altına kadar tamamen yara içinde. Sadece sağ ayağım ve sol kolum hafif şekilde atlatmış durumda. Onun dışında tamamı yara içinde. Ağrılarım var. Göğsümde, midemde çeşitli ağrılar var. Zaten bacağım çok kötü durumda. Hani çok kötü şişmiş durumda. Ameliyat daha geçirmedim. Şu an bir ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisinin neticesinde hani ilk 10 günden sonraki netice ortaya koyacak. Ameliyata gerek olacak mı, olmayacak mı belli olacak o zaman. Bekarım. Ailemle birlikte yaşıyorum. 13 kardeşiz. 10'uncuyum ben. Beraber olabileceğimiz bir iş olsun. İşte toplu bir para kazanabileceğimiz bir iş olsun. Biraz borç harcımız vardı. Belki birlikte olursak üstesinden geliriz diye diyerek nasiplendik, niyetlendik. O da nasibimize bu varmış.